Şimdi tüm izleyenlere buradan sesleniyorum. Dolunay'ın yüksek enerjisinden faydalanmak adına bir ritüel vermek istiyorum. 24 Nisan gecesi mi yapalım. 24 Nisan gecesi. 24 Nisan gecesi evet. su şişeleri hazırlansın. 8 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda yeni ay var ki bolluğu, bereketi gani gani veriyor yaradan. <laughs> Tabiri caizse klasik astroloji çöp evi ama insanlar bir çöplerini karıştırdığında biliyorsunuz hazineler bulunuyor o çöpler. Uranüs Aşk da demektir Aa. ani aşk ama yani evet. bir anda vurulursun bu ne demek oluyor biliyor musun o aşk seni buldu ve gitmiyor evlilikte uzun dönemde bir yıldan fazla beraberliklere de imzasını atacağı büyük aşkların da müjdesi hayatınızda aşık olmadım diyen varsa gelip Eros öyle bir ok fırlatıyor ki e Bakalım Eros'un oku hangimize çarpacak Herkese merhaba Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır. Son dönemlerde ülkemiz ve bütün dünya ve ben de kendi bireysel hayatımda inanılmaz değişimlerden geçiyorum. Ve diyorum ki hani bu değişimlerin sebebi nedir? Yani bu değişimlerin sebebi hangi gezegenler? Dolayısıyla birbirlerine sormak istedim. Ve bu konularda görüşlerine çok güvendiğim ve sizin de çok sevdiğiniz sevgili dostumuz. Aynı zamanda Arzum Koyuncu uzman psikolog astroterapist, enerji koçu, TETA uzmanı ondan sonra enerji uzmanı, yok yok yazar yok yok maşallah koltukta. Emek verince kendinizi geliştirmeye, yani bilgiye aşık olunca alıyorsunuz. Öbür türlü e, yerinde saymak gibi oluyor açıkçası. Hı -hı. Her öğrendiğiniz hani bir kelime bile insanın ufkunu genişletiyor. Evet. Daha iyi hissediyorsunuz kendinizi. Evet. evet. Şimdi sonuçta Yaradan'ın bize hediyesi astroloji haritaları. Onlara bakarak aslında işte yönümüzü, rotamızı daha iyi belirler ve kendimizi daha iyi tanır ve analiz eder olduk. Evet. E, şimdi e, 24 Nisan'da bir akrep dolunayı geliyor. Evet, değil mi? Geliyor gelmekte olan. Gümbür gümbür geliyor. Evet, 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 Ne olacak? Bir 12 burcu ne bekliyor? Çok merak ediyorum. Akrep dediğimizde içten dışa bir transform, dönüşümü gösteriyor hmm. Plüton. Biliyorsunuz evet. Kova burcuna geçiş yaptı. Kova'daki Plüton'un ayak sesleri insanlığımızı teste tabi tutuyor. Hmm. Malum dünyanın aurası şu anda bozulmuş bir vaziyette. Plüton'un etkisini hem globalde hem de bireysel bazda hissettiğimiz gibi aynı zamanda boğa burcunda şu anda 21 Nisan'da tam kavuşum etkisini deneyimleyeceğimiz Jüpiter ve Uranüs kolektif gezegeninin inanılmaz farkındalık ve fütüristik bir şekilde ilhamlı bir şekilde kişileri aydınlattığı bir dönemin içerisindeyiz. Hmm. Boğa burcu hayatınızda doğum haritalarınızda neredeyse. Boğa evet. dediğimizde maddiyat evet. e, ve maneviyat da <laughs> aynı şekilde için içine giriyor. Dolayısıyla burada bir Jüpiter var, şans var, Uranüs var, beklenilmeyeni bekleyeceğimiz bir e, dönemin içerisindeyiz <laughs> ve Akrep dolunay ile birlikte Plüto ile gerçekleşen bir dolunay özellikle toprak ve su gruplarına inanılmaz bir şekilde hayatlarını değiştirecek diyebilirim. Hmm. Tutulmanın ardından böyle bir dönüşüm e, tamamen insanların kadersel olarak yeni bir sayfa açmasına vesile olacak. Ay gerçekten ben iyiliklerime kadar hissediyorum bu değişimi. Yani farklı renkler giymek istiyorum. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Nereden çıktı şimdi bunlar diyorum. Bireysel olarak bile bu değişimi kendim yaşıyorum hakikaten. Ne kadar güzel. Ee, i̇nşallah hep iyi yönde gitsin. Yani olan olmayan her şey hayrımızda. Artık bunu biliyoruz Allah'tan. Tabii ki. Neticede. Tabii ki. Tabii evet. Ki. Şimdi Akrep Dolunay'ı sonuçta hani böyle Akrep Burcu'nu hep yani Akrep Burcu deyince insanlar böyle bir çekinirler aslında. Şimdi evet. Akrep yer altında biliyorsunuz Hades mitolojik anlamda bunun yer altı tanrısıdır. Plüton modern yöneticisidir. Aslında Mars klasik yöneticisidir ve malefiktir. Fakat dünyamızda Mars nasıl mücadele ettiğimizi gösterir hmm. ve eylem olmadan dünyada biz ne yaparız, yaşayamayız. Evet. Dolayısıyla bizim o Mars'a ihtiyacımız var. Hmm. Ee, nasıl mücadele ettiğimizi gösteren bir Mars ve Plüton olmazsa olmazımız. Çünkü değişim ve dönüşüm olmadan hiçbir şey olmuyor. Öyle olsaydı bebek doğduğu anda doğduğu şekilde kalırdı. Fakat her yaş aldıkça hem bedenen hem ruhen bizler değişiyoruz. Değişmeyen tek şey değişim. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla burada baktığımızda Uranüs'ün Boğa burcunda yaklaşık 6 yıldan beri var olan seyriyle birlikte Jüpiter 12 yılda bir bir burç değiştirir. Dolayısıyla Boğa'da da artık Mayıs'ın sonuna kadar artık seyrini İkizler Burcu'na geçiş yapacak Aha. ve ateş ve hava burçlarına çok büyük bir şans ve fırsat verecek. Aha. Netice itibariyle tam çıkış öncesi toprak ve su gruplarına bolluğu, bereketi, sürpriz, aşkları e, bu Nisan sonu ve Mayıs'ta vermek üzere e, akın eden bir e, enerji var gökyüzünden biz fanilere. Dolayısıyla Aha. burada şimdi gökyüzünde her şey var. Nasıl ki yin yang bizim içimizde ne kadar bir eril ve dişil varsa, ne kadar her iyinin içinde bir kuplede olsa kötülük ya da tüm kötülükte bir nebzede olsa iyilik varsa gökyüzünde baktığımızda gökyüzünden akan enerjilerde özellikle dolunayın etkisi çok kuvvetli bir dolunay ve burada bir Jüpiter Uranüs kavuşumu var. 12 yılda bir gerçekleşen bu kavuşum. E, Boğa burcunda maddeyi ve aşkı temsil ediyor. Venüs aşk ve para. Şimdi tüm izleyenlere buradan sesleniyorum. Aşkı doruğunda yaşamak. Parayı kazanmak ve bunların sürdürülebilir bir şekilde olması için Dolunayın yüksek enerjisinden faydalanmak adına bir ritüel vermek istiyorum. Bu ritüel su ritüeli. Daha ne isteyelim? Evet. evet. Nasıl yapıyoruz? Su ritüeli. Bir cam sürahimiz vardır. Çok güzel bir şekilde içilecek suyumuzu dolduralım ve Dolunay akşamı yani 24 Nisan'da ayı görecek bir şekilde biz bu şişemizi Bırakalım. Pencerenin kenarına bırakabilir, balkona bırakabilir. Hı hı. Dolayısıyla ne olacak? Otomatikman e, o dolunayın ışığı ve güçlü enerjisi tamamen suyun hafızası olduğu için suya akacak. 21 gün boyunca hı. nerede tutuk olan varsa. Tutuk. Yani tutuk derken kendini yorgun, bitkin... Hı yani değiştiremiyor bir türlü hani ölü toprağa derler ya tabiri caizse serpilmiş evet e, ve ben bir türlü adım atamıyorum kendimi gerçekleştiremiyorum basiretin diyen bağlı. bağlı diyenler Aynen. basiretin bağlı İş yapamıyorum aşk yaşayamıyorum diyenler ya da var olanı geliştiremiyorum dolunay çünkü e, ayın en yüksek olduğu bir e, pırıl pırıl parlı tabak gibi en yüksek potansiyelinde bir ay görüyoruz hı hı. gökyüzünde. Dolayısıyla siz bu enerjiyi aldığınızda ertesi günden itibaren yavaş yavaş, minik minik e, 21 gün boyunca içmeye başlamaları gerekiyor. Harika. Yani biz bir gece e, Evet, tutacağız. Tutacağız hı hı. dolunay ışığında evet. suyumuzu evet. 21 gün içeceğiz. Evet. 21 gün boyunca bunu içmenizi tavsiye ediyorum. 24 Nisan gecesi mi yapalım? 24 Nisan gecesi. 24 Nisan gecesi evet. su şişeleri hazırlansın. Camımızın önüne koyabiliriz. Evet camımızın Hı -hı. önüne balkonumuza. koyun. balkonunuza koyabilirsiniz. Ondan sonra bunları minik minik içmeye başlayın. Peki. Özellikle sabah kalktığınızda için. Ondan sonra. Peki bir e, niyet yüklüyor e, Tabii muyuz? ki niye yükleyelim? Çünkü yani neden? Şöyle sırayla aslında anlatalım. Mataraya suyumuzu koyduk şişeye. Aynen. Niyetimizi olmuş gibi herhalde yine söylüyoruz, değil mi? E tabii ki. Yani bolluk ve bereketimi almayı e, seçiyorum. Hı hı. Aşkı e, yaşamayı seçiyorum. E, hayatıma benim e, en yüksek hayrıma olan işi, parayı, aşkı hı hı. yaşamayı deneyimlemeyi seçiyorum ihtiyacım olan e, gücü e, ve enerjiyi şimdi alıyorum. Allah'ın izniyle diyerekten. Allah'ın izniyle Tabii evet. Öncelikle Allah'ın izniyle Kapatıyoruz mis gibi kapağını aynen. yatırıyoruz uykuya. Evet, evet aynen. Ondan sonrasında da akşamleyin yatmadan bir bardak içelim. E, ve aynı zamanda e, yine sabah kalktığımızda buna devam edelim. Çok uh, verimlidir ben çalışmalarımı deneyimlemeden teste tabi tutmadan kesinlikle vermem. Hı hı. Gerçekten bu çok etkili bir ritüeldir. Suyun hafızası, insan vücudunun yüzde 80 su olmasından kaynaklı tüm hücrelerinizi aktive edecek. Peki. Şimdi bir akrep dolunayı dediğim gibi başta akrep biraz böyle çekindiğimiz bir burç gibi duruyor da hani böyle hem akrep hem dolunay falan olunca eyvah ne olacak? Hani bir de sonuçta püto deyince böyle de, değiştirir. Yani sen değişmiyorsan işte yakarak, yıkarak, öldürerek bile değiştirir diye bir namı var Evet. Yanıyor muyum? Yeraltı, her tanrısı. Evet. Doğru da şimdi bunlar gölgelerimiz aslında Heh. baktığınızda. Yani akrep aslında sizin gizli potansiyel gücünüzdür. 8. evin yönetici gezegenidir. Hı -hı. Sekizinci 8. evi temsil eder. tabir caizse klasik astroloji çöp evi deriz ama insanlar bir çöplerini karıştırdığında biliyorsunuz hazineler bulunuyor o çöplerde. Çöp ev. Evet. Aa. Yani orası ölüm evi aynı zamanda çöp evi. Yani Hı -hı. görmek istemediğimiz, sakladığımız şeyler. E şimdi bir bakalım Hı -hı. yani biz gölgelerimizle barışmak durumundayız. Hı -hı. Yani gizlediğin, sakladığın neyse açığa çıkıyor aslında. Evet. Burada bir yüzleşme var. Şimdi bu yüzleşmeyi eğer sevgiyle kabule geçerek yaparsak Aha. o zaman dönüşümün tadından yenmez. Evet. Fakat sen dönüşüme, değişime direnç gösterirsen ve halen o gölge yanlarından utanırsan mükemmel Allah'a mahsustur. Kimse mükemmel değil. Hepimizin bir kusurlu tarafı Aha. var elbet ki bir taraf bir yerden foslayacağız bir, bir yerden erör verilecek uh -huh. e, e, bu erörü e, tabiri caizse kabule geçerek e, yapmamız e, öncelikle kendimizle yüzleşmemiz uh -huh. ve sonrasında bu yüzleşmenin neticesinde alacağımız kararlar doğrultusunda o zaman e, gökyüzü samimiyeti çok seviyor sevgili Yasemin e, samimi olduğunuzda e, kabule geçtiğinizde gökyüzü size inanılmaz bir şekilde destek sağlıyor. Evet gökyüzü samimiyeti severdi de. Evet. Burada bir atasözü olarak ah. yazdım. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Gökyüzü samimiyeti seviyor. Siz samimi oldukça ve gerçekten ondan istedikçe, yaradandan istedikçe ki yaradanın e, hepimiz birer suretiyiz ve e, gezegenler de onun yüksek enerjisini tamamen e, şahitlik ediyor ve biz de onları e, şahitlik ediyoruz. Yaradan'a hepimiz şahitsiz. E, bu güzelliği, bu ihtişamı, Yaradan'ın bu ihtişamını, e, işte tutulmalar mesela, millet korkuyor şu anda tutulma. Ay böyle oldu, ay şöyle oldu. Bu dünya kaç bin tane tutulma gördü? Bu Aklımız yeni... tutulmasın. işte öyle. <laughs> Aynen. Yani e, burada işte yok portallar açılacak, şöyle olacak, böyle olacak. Kaç bin kere denendi bunlar. Ne oldu sonuç? Uh -huh. Sonuç yaradanın ilmi bilgisi şaşmıyor. Yaradandır baki kalan Kesinlikle. Bizler bir toz misali bugün varız, yarın yokuz. Esamemiz ne okunacak? Arkamızdan tatlı bir hoş seda bırakmak. O hoş sedada da. E, yaptığınız iyilikler, iyi niyetiniz, ...samimiyetiniz anlatılıyor. Sizin paranız anlatılmıyor. Ne Aynen. kadar zengin olduğunuz Tabii. anlatılmıyor. Tabii. Nasıl bir insan olduğunuz ya anlatılıyor. Merhumi, merhumu nasıl bilirdiniz? Aynen Son öyle. soru. Evet. E tek soru. Evet. Bu kadar. Evet, yani. nasıl? Evet. E biz de hayatımızı nasıl yaşayalım? Hı. Nasıl bir insan olalım? Aslında buna kafa yormak lazım. Hı hı. Yani e, biz şu anda dünya platformunu deneyimleyen e, insan suretindeki yüksek bilinçleriz. Hı hı. Şimdi e, dünya çok ağır bir sınav yeri. Fakat burada bireysel sınavlarımızı verirken aynı zamanda kolektif toplu tekamülü de deneyimleyen varlıklarız. Tabii. Nasıl ki birbirim yani bizler birbirimize destek olabiliyor muyuz? Düşenin elinden tutup kaldırıyor muyuz yoksa bencil mi davranıyoruz hı hı. yani biraz daha aslında nostalji yapmak lazım eskilerin o birbirlerine imece usulü derleyip toparlamaları hı hı. birliğimizi hatırlatan aslında bir hem bir dolunay akrep hı hı. dolunayı yaşayacağız hem de mayısta da yine aynı şekilde mayısta kaldı ki 8 mayısta bir e, Boğa burcunda yeni ay var ki bolluğu bereketi gani gani veriyor yaradan. O Boğa burcundaki yeni ayın etkisi de gerçekten çok güzel böyle gider ayak e, o Jüpiter Boğa'da güzelliğini toprak ve su gruplarına bırakacak. O Boğa'daki yeni ayın etkisi de oldukça e, çarpıcı, bolluk bereket, sürprizlere açık. Bir dönemin içerisine giriyoruz. Evet. Ve tam da e, Mayıs'ın ilk haftası e, özellikle ikili ilişkilerle ilgili Venüs Boğa Burcu'na geçiyor. Ay doğum günü haftam. Evet. Ay ne güzel. Hadi bakalım. <laughs> Hadi göz, gö, böyle güzel bir yaş olsun. İnşallah. Aşk getirsin, mutluluk, bolluk, bereket getirsin İnşallah. size. İnşallah. E, şimdi Venüs Boğa'ya geçiyor Mayıs'ın ilk haftasında. Ee, akabinde e, Mars Koç Burcuna geçiyor. Ee, çok her şey yerli güçlü, yerine geçiyor. Evet, her şey evet. plas oluyor. Yani. Aynen, süper. Şimdi böyle olunca bir yönetici gezegen kendi mekanı sahibine geliyor yani me mekanı sahibi geldi diyor, oturuyor masaya. Evet, harika. O zaman ne oluyor? İşler değişecek. Hmm. Yani sizin doğum haritalarınızda hep ben derim bir gezegen ya da iki gezegen sizin moderatörünüzdür. Öncü atlılar gibi en önde gider. Kiminin Venüsü çok kuvvetlidir. Kiminin Merkür'ü kuvvetlidir. E bunlar kuvvetli olduğunda kuvvetli alanlarda e, hemen sizin de ışığınız parlayacak. Dolayısıyla haritaya va, haritasına vakıf olanlar eğer Venüsü çok kuvvetliyse doğum haritalarınızda artık Venüs Boğa'ya girdi. Gümbür gümbür sizin zamanlarınız. Peki nasıl bilebiliriz? hangi gü, Yani e, haritamızın moderatörü hangi gezegen? Şimdi nasıl Almüten Figüris diye klasik astroloji. Almüten Figüris e, diye e, baktığımız haritalar var. Almüten Figüris'e baktığınızda e, belli konumlarda olan belli evlerde belli konumlarda hani klasik astrolojide biz hani nasıl ki öğretmen karne notu verir Peki iyi, işte 3, 4, 5 gibi e, biz de gezegenlere böyle notlar veriyoruz. İşte o en yüksek puanı alan gezegen hmm. bizim için Almüten figürüsü oluyor. Aa. Ve bu haritanın tamamen bütün patronu, patronu oluyor. Hmm. Diyor ki, SEO'su. Gel diyor, git diyor, yap diyor, et diyor, otur diyor. E tabii ki bu SEO. E, retro Eğer Merkürse, retro dönemindeyse, ne oluyor? Seon'un başı ağrıyor. Seo <laughs> doğru düzgün karar veremez. Nasıl bakıyoruz buna? Ee, yani buradaki programlardan e, hmm. biz bakarak e, buluyoruz. Mes Haritamızın yönetici gezegeni hangisi? İlk kez duyuyorum bu bilgiyi. Böyle bir şey daha varmış yani. Ee, hangi gezegen? Ve sizin bütün kimliğinizi ve bütün hayatınızı değiştiriyor. Hmm. Müdür. Tabii ki. Seo yani. Hı -hı. sen CEO. Mesela şimdi benimkisi Venüs. Ben e, 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 yani gayri ihtiyar süssüz duramam. Evet. Ya yani illaki süslü püslü olacağım. Illaki saçım başım düzgün olacak. giyinim, giyinim düzgün olacak. Hı hı. Yani evde bile otursam hı hı. E, illaki bir saçım, başım, her evet. şeyim böyle derli toplu olmak durumundayım. Evet. Otomatikman. Evet, evet. E, çünkü, çünkü bu Venüs'ün etkisi. Ha. Kimisinin de e, o mesela Venüs'ün yanına Mars takılıyor ya da Merkür takılıyor. Hı hı. Dolayısıyla buradaki verdiğimiz puantaj sistemiyle biz diyoruz ki tamam. Yani senin Venüs'ünün e, Venüs'ün etkisindesin. Venüsün güçlü olduğu zamanlarda hı hı. sen daha iyi hissedersin. Aha. Daha bolluk bereket içindesindir, okay. daha sağlıklısındır. Ama Venüsün e, retrograde olduğu zamanlar, Venüsün ee, zararda olduğu zamanlar o zaman sen de ne yapıyorsun zarardasın. Aa, yani bütün bunlar böyle yaşanıyor. Aa, çok ilginç. Evet. Acaba siz hangi gezegensiniz? Bütün bunları yine astroloji haritasından görebiliyormuşuz. Ben merak ettim. Ee, bir ara baktırmak istiyorum gerçekten. Peki şimdi 21 şey 24 Nisan'daki akrep dolunayı. Evet. Şimdi ben biliyorum e, buradan sesleri duyar gibiyim 12 burcu neler Hemen. bekliyor? En çok hangi burca yarayacak Akrep Dolunayı? Vallahi şimdi e, Akrep Dolunayı Akrep'e torpil mi yapacak? E, Akrebe torpil yapar mı? E, tabii ki nereden baktığını var. Hı. Şimdi Akrep hep e, arabes takılan bir burç. Yani. Öyle mi? E, tabii ki. Hı. Yani nasıl arabes? E, hep uç noktalarda. Yani uç noktaları yaşadığı için şimdi ona bu dolunay koymaz. Neden koymaz? Çünkü deneyimlediği şey onu daha güçlendirecektir. Hmm. Öldürmeyen şey güçlendirir. Tabii. Dolayısıyla akrebi daha çok güçlendirecek. Bir de akrepler her kriz bir fırsattır zihniyetinde değil mi? Tabii ki, evet. tabii ki. Şimdi biz burada aslında e, bakış açımızı genişletmemiz gerekiyor. Hani e, herkes hep başına kötü bir şey geldiğini, ay bu baş, benim başıma niye geldi? Bu benim kaderim miydi? İşte şöyleyim, böyleyim, şanssızım, şuyum buyum. Aslında dememesi gerekiyor. Çünkü yukarıdan baktığımızda aslında bütüne hizmet ediyor. Senin deneyimlediklerin, hayır da, şer senin aslında en yüksek hayrına 24 Nisan akrep dolunayında 12 burcu neler bekliyor? Evet öncelikle sevgili koçlar, sevgili koçlar finansal anlamda akrep dolunayı size var olan finansal borç hazinenizi gösterecek, borçları gösterecek. Krediler, borçlar, harçlar buralarda birazcık başınız ağrıyabilir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek durumundasınız ve boğalara gelince borca girmesinler. ha Borca girmesinler. Evet, koçlar evet. borca girmesin. Hı hı. Aşktan yana rahatlar. Orada bir sıkıntı yok. Hı hı. Aşktan yana güzel gelişmeleri deneyimleyebilirler. Hı hı. Akrep dolunayında bir kere koçların dolunay borç haznesine efekt veriyor. Şimdi burada koç burcunda çok güzel bir gelirler, ek gelir fırsatları, sürpriz kazançlar gelebilir. Aman benim bu kadar geliyor geliyor deyip de çok fazla borç altına girmesinler. Hmm. Çünkü e, burada ani beklenmedik harcamalar akrep donlayından kaynaklı olabilir. Yani kendilerinin haricinde bir takım sıkıntılar, sorunlar, problemler. Hmm. 12. evindeki Mars ve Satürn kavuşumu, bir takım rahatsızlıklar, ani e, hastalıklar, kayıplar yaşanabilir. Dolayısıyla bu açıdan e, sevgili koçların dikkat etmesi gerekiyor. Sevgili boğalara geldiğimizde sevgili boğalar akrep dolunayını ikili ilişkiler evinde yaşayacaklar. Burada var olan sorunlar açığa çıkacak. E, dolayısıyla burada ani, fevri bir takım olaylar olabilir. Doğum haritasının niteliğine göre bekarlar belki evlilik kararı alacaklar. Bu şekilde biraz daha iyi bir sürecin içerisine girebilirler. Bazı arkadaşlıkları, dostlukları bitirmek zorunda kalabilirler. Ekip belki takım çalışmalarından ayrılabilirler. Dolayısıyla Boğa burcunun da bu dolunaydan nasipleneceği etkisi bu şekilde olacaktır. Kalbi boş olan boğa kadınları da yaşam yolculuklarında sürpriz bir şekilde aşka davet ediliyorlar. Girdikleri ortamlarda, çıktıkları ortamlarda çok fazla bir beğeni alacaklardır. Dolayısıyla biraz daha gözler açık olsun. Like'ları bekliyoruz. Like'lar like, beğeni alacakmışız, evet. Evet, sevgili ikizlere bakarsak, sevgili ikizler. Yaşam yolculuklarında sağlıklarına birazcık daha özen göstermeleri gerekiyor. Dolayısıyla burada biraz daha dikkatli ve temkinli olmak zorunda durumundalar. E, netice itibariyle e, biraz daha e, kariyerle ilgili bir takım sorunlar e, onları çok zorlayacaktır. Aileyle ilgili belki e, bir takım sorunlarla boğuşmak zorunda kalabilirler. Dolayısıyla e, ikizler biraz daha alttan alacak, biraz daha sakin durmaları gerekiyor. Ve geldik sevgili yengeç burçlarına... sevgili yengeçlerce akrep dolayından kaynaklı e, mutlu, huzurlu e, ve heyecanlı olacaklar çünkü aşk hayatlarında güzel bir başlangıç yapabilirler. Bir e, ilişkileri varsa evlilik teklifi alabilir e, ya da e, birileri hoşlanıyorsa artık ona açılabilir. E, dolayısıyla bunu dolu dolu bir şekilde e, deneyimleyecekleri için. Hakikaten onlar için çok güzel okazyon bir süreç onları beklemekte. Antiparantez kendi yapmış oldukları çalışmalar ve pozisyon itibariyle de bir kıdem alma, kendini gösterme içerisinde olacak. Dolayısıyla yengeçler için de çok güzel bir akrep dolunayı onları beklemekte ve geldik aslan burçlarına aslan burçları için birazcık zorlu ve sıkıntılı bir süreç onları beklemekte aile büyüklerinin sağlık sorunları ev konuları aynı zamanda burada hali hazırda 24 Nisan Merkür halen Retro'nun son dönemlerinde es pozisyonuna doğru gitmekte ve dolayısıyla 25'inden itibaren artık direkt seyre geçiş yapacak. Burada da S pozisyonunda bir bakayım. S pozisyonunda olduğu için Evet, Merkür halen retro döneminde. Dolayısıyla taşınmayla ilgili sorunlar, sıkıntılar, karı koca arasındaki bir takım problemlerle uğraşmak zorunda kalabilir. Ve bundan kaynaklı da kendisini kötü hissedebilir. Bu bağlamda biraz daha dikkatli ve temkinli olmasını ben tavsiye ediyorum. Aynı zamanda finansal açıdan da biraz dar boğazda harcamalarına dikkat etmesi gerekiyor aslanların. Ve geldik sevgili başak burçlarına. sevgili başaklar yakın çevresinden alacakları çok güzel iş teklifleri, destekler, networkünün gerçekten onlara güzel kazanç ve fırsatları önüne serdiğini görecek aynı zamanda uluslararası alanla ilgili yapmış oldukları mücadelenin karşılığını da alacakları bir evrenin içerisindeler o yüzden Başak burçlarına da gerçekten çok güzel bir süreç onları beklemekte biraz Merkür retrosu olduğu için enerjileri düşük fakat Venüs'ün seyri onlara ilerleyen süreçte çok güzel fırsatları da beraberinde getirecek olumlu anlamda enerjilerinin yükseldiği dönemler, yeni iş fırsatları, yeni eğitim fırsatları, aynı zamanda girdiği çıktığı yakın çevresi, mesela kuzeni olur, çok yakın arkadaşı olur, hadi seni birileriyle tanıştırırım derse de gerçekten gitsin tanısın, retroya falan bakmasın. Çünkü artık retro yavaş yavaş bitmek durumunda. Bu bir 15 günlük bir deneme sürecinden sonra artık, gerçekten sevgililiklerini ilan edebilecekleri bir durumun içerisine girebilirler çünkü o boğa burcundaki Jüpiter ve Uranüs'ün güzel kombinasyonları ona sürprizleri ve güzellikleri de beraberinde getirecektir. Terazi burçları bolluk ve bereketi, ek gelir, kazanç elde edebilecekleri bir sürecin içerisine giriyor. Burada ani bir iş patlaması yaşayabilir. Ani çok güzel bir iş teklifi alabilir. Maşallah. Ya da evet, evet. ya da tam tersi e, giden bir işi biraz duraksayabilir. Ama burada hiçbir şekilde enerjisini düşürmesin e, çünkü önümüzdeki süreç e, Venüsün Boğa burcuna geçişiyle birlikte teraziye çok güzel kazan kazan getirecek ortak gelirlerinden, başkalarından elde ettiği gelirlerden yana da çok güzel fırsatları da beraberinde getireceği için olumlu anlamda enerjisi yükselmekte. Yani Akrep Dolunayının en şanslı gezegeni o mu? Şimdi eğer haritasına bakarsak, e, tabii ki yani Akrep Dolunayında bundan çok güzel ne alınacak olan Terazi burçları. Yani Venüs oradaki etkisini Hı -hı. ben geliyorum diye gösteriyor. Şeyler doluyor cüzdanlar. Evet cüzdanları Hı -hı. dolmaya başlıyor. Yalnız sağlıkla ilgili bir takım sıkıntılara, su, sudan kaynaklı rahatsızlıklara, enfeksiyonlara Hı -hı. dikkat etmesi gerekiyor. E, bu açıdan da hani şimdi e, havalar sıcaklaşmaya başladı. E, biraz kendisine daha özen ve itina göstersin. Hı -hı. Dışarıdan yemelere içmelere biraz daha... Dikkatli, güvendiği yerlerde yesin içsin problem yaşayabilir. Ve geldik sevgili akrep burçlarına. Sevgili akrepler kendi burçlarında dolunayı deneyimliyorlar. Ve bu dolunay onlara çok büyük bir güç aslında verecek. Bu gücü alıp kabul etmeleri için öncelikle teslim olmaları gerekiyor. Yani arızaya bağlamayacaklar. Olan ve geleni eyvallah bu da Allah'tandır diyecek. Ve o şekilde devam edecekler. Evet. O zaman işte Yaradan'ın onlara sunmuş oldukları bütün o bolluğu, bereketi ve kısmeti alacaklardır. Tam karşılık 7 evlerinde Jüpiter ve Uranüs kavuşumu ani kopukluklar yaşatabilir. Ama ani beraberlikler ve evlilik teklifleri de almaya açık bir durumu göstermekte. Hı hı. Aynı zamanda... Balık burcundaki kombinasyonlar kendi yönetici gezegeni olduğu için bir eğitim uluslararası konular yurt dışında yaşama yerleşme ile ilgili artık bir takım belgelerin hazırlı olması her şeyin neticeleneceğine de dair de onlara çok güzel fırsatları vermekte dolayısıyla akrep dolunayından bence akrep de çok güzel faydalanacaktır hmm. bu açıdan toprak ve su grupları ve aynı zamanda ee, diğer e, bahsetmiş olduğum burçlarda baktığımızda olumlu anlamda güzel gelişmeleri elde ediyorlar hı hı. ve geldik yaylara evet. sevgili yaylar ee, böyle ben onlara e, sentorlar biliyorsun onlar yarı insan yarı at formundalar e, dıgıdıklar yani onlar <laughs> e, gezilmeyi severler evet. evde oturamazlar host sohbetleriyle ışıltılarıyla ve evet, Olimpos'tan geldikleri için onlar birer diva yani Hı. tanrı ve tanrıçalar. Şimdi onlar zor zamanlar geçirdiler. O yüzden onlara böyle e, çok el üstünde biraz tutmamız lazım. Hı. Yönetici gezegenleri Uranüs'le kavuşuyor. Şekerim daha ne olsun Ay, yani? Evet ya. Ve bu onları maddesel anlamda, dünyevi anlamda biraz tırlatıyor. Hah. Yani dünyanın Anladın mı? en güzel, evet. kainatın en güzel gezegeni evet. kainatın en deli dolu gezegeniyle kavuşuyor. Arıza ile kavuşuyor. E şimdi yani. bu arıza ile kavuşursa ne olur? Bu yaylar ne yapar? Evet, yay gibi gerilir. E, gerilirler, evet, çıldırırlar. Evet, evet. Mesela e, onun sırasına bakarsın bana niye ters ters bakıyorsun lan diye. Bir, bir anda evet. o yaydan, o iyi niyetliden böyle bir hareket çıkabilir. Evet. Ondan sonra eee seni niye gözünün evet. üstünde kaşın var deyip sana girişebilir. Evet. Ee, gerçekten bunu yaşıyorlar. Evet, yani ee... sanki şey gibi biri bizi gözetliyor. Eline Aynen. dünyanın böyle en tatlı, en olumlu, işte en üretken insanıyla en deri dolu insanını beraber koymuşuz da ha ve seyrediyoruz. Şimdi bakalım Aynen. kim kimi çileden çıkartacak. Aynen. Değil kim mi? kimi? Çünkü biri kısıtlarken evet. Ee, yani biri e, Uranüs'ün hakikaten e, bir farklı bir enerjisi var. Hmm. Yanar döner bir enerji. Hmm. Burada ne yaptığı ne yapacağı belli değil. Hmm. Dengesiz. Kimine, dengesiz evet, evet. Kimine iyi geliyor kimine hiç gelmiyor. Hı -hı. Yani böyle e, durup dururken pat diye ensesine, ensene patlatan bir arkadaş <laughs> evet. sahibi olduğunu düşün. Hı -hı. Yani hiç öyle bir şey beklemeden bir anda hop ne oluyoruz Hı -hı. enseye şaplak yiyorsun yani. Aniden. Aniden. Dolayısıyla e, yay burcu üstelik yönetici gezegeni Jüpiter olan, armutan figürüsü e, Jüpiter olan kişiler, ee, yükseleni e, yay burcu olanlar e, güneşi e, yay olan ayı yay olanlar. Kuzey ay düğümü yani? E, yani bunların Aha. hepsi e, otomatikman bu etkinin altına girecekler. Girdik vallahi. E, dolayısıyla artık değişim <laughs> ve dönüşüm kaçınılmaz. Kesinlikle teslim oldum ben de. Evet. evet. Ama bu enerji iyi bir enerji. Çünkü Allah'tan Uranüs bir Mars'la kavuşmuyor. <laughs> O zaman iki atom bombası. Yani evet. anlatabiliyor muyum? Bu evet. bir Jüpiterle kavuşuyor. Ay, evet. Yani, yani, Jüpiterin iyi. Evet. evet. Hani Jüpiterin geli bir şans, bir iyi şeyi var, evet. şansı var, Aynen. Bir, bir tatlılığı var, bir tatlışlığı var. Ee, o yüzden hani böyle e, biraz Joker var. Hani tarot kartındaki Joker vardır Aynen. ya. Aynen. Çok doğru Aynen. söylüyorsunuz. Yatıp kalkıp dua edelim. Evet. Uranüsle Mars. Mars kavuşuyor. Evet, ya da yani. Uranüsle Plüto kavuşmuyor. Allah korusun. Allah korusun. İptal, iptal, iptal. Evet Allah korusun. Dolayısıyla Hı -hı. bütün bunlar bizi ne yapıyor? Tabii ki etkiliyor Hı -hı. haliyle. Şimdi böyle etkiler gökyüzünde varken bu gezegen etkilerinin de iyi ve güzel tarafını almamız Hı -hı. lazım. Hangisi baskın? İşte iyi iyicil olan taraf nedir? İşte Jüpiter'in şansıdır. İşte mistik halidir, farkındalığıdır. Eee Uranüs de biraz daha fütüristiktir, değil mi? Evet. Ve bunlar e, Boğa burcunda buluşuyorlar ve mayısın sonunda da bir Yay burcunda dolunay var. Evet. Sevgili Yay'lar. Evet az evvel ne dedim? Yay'lar çok çektiler hı hı. bu Boğa, Burcu, Boğa burcundaki Jüpiter ve Uranüs kavuşumundan kaynaklı. Akrep dolunayı ise onlardaki e, kilitleri açmaya başlayacak. Hı. Artık farkındalık zamanı, bazı şeyleri bitirme zamanı Hı -hı. E, yaylar için. Artık e, eskiye veda etmeliler. Hı -hı. Bunlar ilişki babında olabilir. Hı -hı. E, düşünce sistemlerini değiştiriyor olabilirler. Dolayısıyla artık yaylar için e, nerede trak orada bırak zamanları. E, o açıdan e, yaylar bu efekti ikili ilişkilerinde, e, yaşam alanlarında, ve mental alanda bunları deneyimleyeceklerdir hmm. ve bu onların iş hayatını ve özel ilişkilerini artık yeni bir pozisyona upload yapıyor aslında. Evet. Yani yeni bir döneme başladığı için ona hizmet etmeyen, gelişimine katkı sağlamayanı evrende diyor ki gökyüzündeki gezegenler aracılığıyla ya güzelim ya artık sen bunu bırak da kendine gerçekten sana hizmet edecek, seni geliştirecek adamı, İşi ve pozisyonu evdir, şehirdir, lokasyondur. Bunlar değişecek çünkü hı hı. yaylarda. Bunların, en, bunlara entegre ol, bunlara kafa yor diyor hı hı. Dolayısıyla yaylarda bu akrep donlayını bu şekilde deneyimleyecekler. Geldik oğlak burçlarına. Oğlaklar da çok şanslılar bu dönem. Hı. Akrep donlayının etkisi onlara gerçekten çok güzel fırsatları, kazançları, bolluk ve bereketi, aşkta mutluluğu verecek. Dolayısıyla iş teklifleri gelebilir, takım çalışmalarına davet edilebilir, network'ünden, sosyal çevresinden, arkadaşlarından güzel işler gelebilir. Hı hı. Aynı zamanda e, aşktan yana da eğer kalbi boşsa ki oğlak çok zor seçer, sürpriz bir aşka Evet. düşebilir. Bu bir. İkincisi çocuk sahibi eğer değillerse çocuk sahibi e, sürpriz evli olanlar e, bebek sahibi olacaklarının haberlerini alabilir. Yatırımlarından yana çok güzel kazanç ve fırsatlar haritasının niteliğine göre hı hı. alabilir. Dolayısıyla oğlaklar için de çok şanslı ve çok güzel bir dönem onları beklemekte. Hı hı. Ve geldik sevgili kova burçlarına. Sevgili Kovalar Akrep donlayını biraz olumsuz ve gergin bir şekilde deneyimleyecekler. Neden diye soracak olursan bir tarafta Akrep donlayı kariyerleriyle ilgili var olan sorunları açığa çıkartırken hı. diğer taraftan Jüpiter ve kendi yönetici gezegeni Uranüs'ün kavuşumu IC noktasında dördüncü evlerinde yani ata toprağında, evde ee, ve aile büyükleriyle ilgili ani bir tepe takla durum, hmm. sağlık sorunları. Allah Ondan sonra e, evle ilgili, ev sahibi dedi ki, hadi çık git. Mesela hmm. e, iş iş ile alakalı e, iş bitişleri. Hmm. Bunlar haritasının niteline göre tam tersi de olabilir. E, çünkü burada bir tek e, bir pozisyonda e, deneyimlemek e, çok hata olur. Hmm. Harita bir bütündür. Dolayısıyla kovaları da böyle bir durum pozisyon beklemekte hı hı. ve geldik son burç sevgili balıklar evet. sevgili balıklar sizin hayatınızda akrep dolunayı uluslararası konular yurt dışı konuları eğitimler yarım bıraktığınız konularla ilgili artık tamamlama zamanları sizin için gerçekten çok güzel bir süreç başlıyor seyahatler çıkılabilir yarım bıraktığınız yarım bıraktığınız bir kitabı tamamlayabilirsiniz. Bir eğitim vardır gidememişsinizdir. Artık gitme ve tamamlama zamanları. Hı hı. Dolayısıyla sizin için çok güzel bir süreç sizi beklemekte. Aynı zamanda Boğa burcundaki Jüpiter ve Uranüs kavuşumu da onlar için sürpriz gelişmeleri. Hı hı. Yani burası eğitim alanı, kısa seyahatler, ee, sürpriz iş teklifleri yani mesela bir balık eğer evde oturuyorsa emeklidir ben emekliyim artık hiç çalışmak istemiyorum deyip ayağını uzattığında bir anda öyle bir iş teklifi gelir ki hı hı. Aa, kendisini masa başında bulur ve gerçekten çok güzel kazançlı bolluk ve bereket vaat eden bir işe sahip olacaktır ya da hiç aklında yoktur bir insan o insan doğru insan gelip balık burcunu tak diye bulacak çünkü Uranüs bu Uranüs aşk da demektir. Aa. Ani aşkama yani hmm. böyle karmik aşkların zınk diye gelip seni bulduğu şeydir. Yani evet. bir anda vurulursun. Yani evet. bu hani hep hep böyle hani vardır ya unutulmaz aşklar. Hı hı. İşte o unutulmaz aşkların. Uranüs ve Jüpiter'in etkisi hı hı. bu ne demek oluyor biliyor musun? O aşk seni buldu ve gitmiyor. Evlilik de uzun dönemde Aa. bir yıldan fazla beraberliklere de imzasını atacağı büyük aşkların da müjdesi. Yani bu akrep dolunayı gerçekten önümüzdeki 15 günlük süreç içinde 24 Nisan ve Mayıs'ın ortasına kadarki olan süreçte... ...hayatınızda aşık olmadım diyen varsa... E, gelip Eros öyle bir ok fırlatıyor ki ve e, inanılmaz bir şekilde aşık olup e, kalbinizden vurulacağınız ve e, bunun devamının da geleceği bir e, hikayesi var. İnşallah inşallah bakalım Eros'un oku hangimize çarpacak. Vallahi çok güzel şeyler söylediniz. Yay burcunda bir dolunayımız var evet. Mayıs'ın sonunda gerçekleşiyor. Yani bu Mayıs ayı hakikaten çok enteresan çünkü e, hem e, Jüpiter Boğa Burcu'ndaki seyrini bitirip hı hı. artık önümüzdeki 2025 e, Temmuz'a kadar ki olan sürece kadar e, İkizler Burcu'nda seyrede hı. olacak. Ve ateş ve hava gruplarına çok güzel şanslar, fırsatlar, aşklar, bolluk, bereket, para yağdıracak. İnşallah. Ve bir taraftan da e, yaydaki Dolunay'ın etkisi de e, gerçekten çok kuvvetli. E, burada rüyalar ee, ön plana çıkıyor. Bu arada para yağdıracak dediniz de şimdi şöyle bir vizyonlama yaptım. Ee, ne zaman geçecek dediniz? Jüpiter ikizlere. 25, 26 Nisan, e, Mayıs'ta. Mayıs'ta evet. geçecek. Tamam. Böyle gökyüzünden para yağıyormuş gibi. Evet. Hadi yani inşallah. Evet. Çil çil altınlar yağsın. <laughs> altınlar yağsın. Evet. Evet. Gerçekten e, bu etki gökyüzünde var. Şimdi evet. biz neden gökyüzünü okuyoruz? Yani bir navigasyon değil mi? Evet. Navigasyon, arabayı kullanırken navigasyonu açıyoruz. Nasıl gideceğimiz yere, iki saat öncesinden ya da bir saat erkenden gidebiliyorsa, evet. hedefimize ulaşabilmek için yaradanın bize vermiş olduğu bu fırsatları, yani sadece donun ve yeni aylarda değil, her gün bize verilen bir fırsat. Hı hı. Her günün navigasyonunu öğrenebiliriz. Evet. Ben burada günün enerjilerini de zaten veriyorum bunu. Evet. 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 Yani o günün senin kendi işte ayın neyse, güneşin hı hı. neyse çok az birazcık bir bilgiyle hı hı. zaten o günün enerjisinin ne olduğunu anlattığım hı hı. için. Aa, bugünün enerjisi buymuş deyip esmasını, mottosunu söyledikten sonra, rengini kullandıktan sonra evet. e, evrenle akışta kalıyorsun, evet. ö, frekansın yüksek bir şekilde kalıyor. Uh -huh. e, o zaman kendini daha iyi ve daha e, güzel ve bütün hissediyorsun. Sizin de inşallah hep gönlünüze göre olsun. Amin. Çok tatlısınız. Bütün, e, bütün deneyimlerinizi, bütün bilgi birikiminizi bizimle böyle paylaşıyorsunuz. Ne mutlu. Çok teşekkür ederim. Elimden Allah geldiğince. Sağ olun. Hep Çok birlikte. teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet e, e Arzum Koyuncu'nun anlattıkları eminim bütün hanelere, kalplere doldu taştı. Sorularınızı, yorumlarınızı. Yine videomuzun altına da yazabilirsiniz. Arzum Hanım'a sosyal medya hesabından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve yeniden buluşuncaya dek en güzele emanet olun diyoruz. Hoşçakalın.